المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. القطاع الخاص السوداني والتركي أن يسمع كلمة داعمة ودافعة لما تم من اتفاق إن شاء الله، وتقديمكم لضيف البلاد الكبير فخامة الرئيس الطيب رجب أردوغان، أهلا تكرمتم، شكرا. بسم الله. Her iki ülkenin iş dünyasının kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, en kalbi duygularımla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أتمنى بأن يكون منتدى الأعمال تركيا والسودان وسيلة خير لكلا البلدين، وأيضا أنا أقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذا الاجتماع. إخوتي الأعزاء، نرغب بنقل علاقاتنا في كل المجالات إلى أقل المستويات مع السودان التي لنا معه علاقات ثقافية تاريخية عريقة، وهذا طبعا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية من أهم الأهداف التي وضعناها في الأولويات. نولي كتركيا أهمية خاصة لقارة أفريقيا والبلدان والشعوب الأفريقية، وأيضا في عام 2005 عندما كنت رئيسا للوزراء فقد أعلنا عام أفريقيا في البلاد، ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا الحاضر نحن في نشاطات مكثفة، وهذه الزيارة هي زيارتي الأولى للسودان، وأيضا فأنه من أجل أن نتلافى الفراغ الذي حصل منذ قرن واحد، فأننا ننفذ سياسة الانفتاح بهدف احتضان كل أنحاء أفريقيا. لقد أنهينا هذا الاحتضان بحمد الله وبنجاح، والآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة، وأيضا وبعد الآن نرغب بتعزيز علاقاتنا بمفهوم سياسة الشراكة، لأن احتضان تركيا مع أفريقيا لا يحمل معنى المصالح التجارية والاقتصادية فقط، إن نظرة تركيا لإخوتها الأفريقيين وعلاقاتها مع البلدان الأفريقية هي ليس نتاج لطمع الربح من طرف واحد. نرغب بالإنتاج مع أفريقيا والمضي قدما معها والوصول إلى الثراء معا. نحن نعلم دائما إمكانيات أفريقيا، نقيم علاقات قوية مع هذه القارة دائما وفي كل المحافل، ونعلم أيضا بأن مكانة السودان هي مكانة متميزة وهامة في داخل أفريقيا، والسودان بلد يتصدر المراتب الأولى بإمكانياته الاقتصادية ومصادره البشرية، ويتطلب تعزيز علاقاتنا مع السودان من الناحية السياسية والاقتصادية أيضا فضلا عن الجانب الإنساني والثقافي. ولهذا السبب نؤمن بأننا وضعنا مفهوم التعاون وعززنا علاقاتنا السياسية بشكل تام، ونطور اتصالاتنا في مجال الاقتصادي والتجاري في نفس الوقت، وأيضا نقوم dün yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini bu ziyaret vesilesiyle tesis ettik. Hayırlı olsun. İnşallah bu mekanizma sayesinde ekonomik ve ticari ilişkilerimiz tüm alanlarda büyük bir atılım yaşayacaktır. Dün
12, bugün de 9 anlaşma, toplamda 21 anlaşmayı 2 günde gerçekleştirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, Sahra Altı Afrika'da, Güney Afrika'dan sonra ikinci en büyük ticaret ortağımız olan Sudan, ayrıca bölgesindeki en büyük ticaret ve ihracatta ihracat pazarımızdır. Bu bakımdan geçen yıl itibariyle yaklaşık 500 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimizin yeterli olmadığı açıktır. Az önce değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi artık bizim hedefimiz 1-2 yıl içinde belki 1 milyar 2 milyar dolar olabilir ama biz 10 milyar doları hedeflemeliyiz. Zira 39 milyonluk Sudan, 80 milyonluk Türkiye ne yapar? 119 milyonluk iki kardeş ülke. Öyleyse biz bu potansiyeli üretmemiz ve 10 milyar doları da yakalamamız lazım. Birlikte çalışırsak, ortak projeler geliştirirsek bu hedefimize Allah'ın izniyle çok kısa sürede ulaşabiliriz. Sadece bir tarafın kazandığı bir ilişki modeli sürekli olamaz. Türkiye olarak kazan kazan ilkesiyle hareket ediyoruz. Bunun için ekonomik işbirliğimizi ticaret yanında yatırımlara da dayandırmak istiyoruz. Bugün sabahtan itibaren ekonomi bakanlarımız, ilgili arkadaşlarımız müşterek çalışmalar yaptılar. Gayet güzel bir noktaya işi getirdiler. İnşallah bunların neticesini alacağız. Bilindiği üzere iş adamlarımızın ülkemizin içinde ve dışında çok önemli yatırımları bulunuyor. Sudan'da da yaklaşık 350 milyon doları doğrudan, 300 milyon doları da müteahhitlik hizmetleri olmak üzere toplam 650 milyon dolar yatırımımız var. Bu rakamın kısa vadede 1 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması yönünde gerekli adımları atıyoruz. Türkiye-Sudan İş Forumu vesilesiyle yaklaşık 100 Türk iş adamının iştirakiyle iki ülke iş dünyası temsilcileri arasında gerçekleştirilen karşılıklı temasların kısa zamanda sonuç vereceğine inanıyorum. Şu anda karşımdaki topluluk zaten bunun ifadesi. Müteahhitlerimiz son 45 yılda 119 ülkede 351 milyar dolar değerinde 9000'in üzerinde proje üstlendi. Dünya çapında imza attığı projelerle haklı bir itibar kazanan yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün iş hacmi giderek artıyor. Müteahhitlik şirketlerimiz Sudan'ın altyapısına ve kalkınmasına katkı sağlamaya da hazırdır. Özellikle de turizmde bizim Sudan'da bir sıçramayı yaşamamız lazım. Bugün Savarkin Adası'nı dolaşırken bir şeyi ben değerli kardeşime Ömer Beşik'le ifade ettim. O da şuydu. Dedim ki şimdi burada Hanefi Camii yapıldı. Şafii Camii de yapıldı. Bir başka orada gümrükle ilgili bölüm o da yapıldı. Fakat Savarkin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.